Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Düzce Gümüşova, Çatalbaş Av Bayisi'ndeyiz yine. Geçen bölümde bayideki en uygun fiyatlı tüfekleri sizlere göstermiştik. Bu bölümümüzde de bayideki en pahalı tercih edilen, Türkiye'de tercih edilen tüfekleri göstereceğiz. Tüfeklerin özelliklerinden bahsedeceğiz ve fiyatlarını sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Buradan bayiden özel indirim de aldım sizler için. Özel indirimli fiyatlarını sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Evet Ramazan. Kolay gelsin öncelikle. Sağ ol abi. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Bu tüfeklerimizin çoğuyla deneme atışları da yapmıştık zaten, hatırlıyorum. İnceleme videolarını da ayrı ayrı çekmiştim ama fiyatları merak eden arkadaşlar var. Fiyatlar da sürekli değişiyor. Güncel fiyatları özellikle merak eden arkadaşlar var. Bugün 5 Mayıs 2024 arkadaşlar. 5 Mayıs 2024 tarihli tüfeklerin fiyatlarını da sizlere göstereceğim. Yerli en pahalı tüfekler. Evet, yerli en pahalı tüfekler. Evet, ithal değil. İthal tüfekler videomuzu ayrıyetten çekeceğiz. Burada Beretta'ları göstereceğiz sizlere. Bayide Beretta grubu ve Beretta, Benelli, Franchi. Evet, bunları da sizlere bir sonraki videolarda göstereceğiz arkadaşlar. Abi bu arada diğer Avrupalar gitti. Çok soran oluyor, buradan söyleyelim. Evet. O Browning'ler satıldı, Remington'lar satıldı. Remington'lar. Evet. İkinci el Beretta pozelerimiz gitti. Dönem dönem geldikçe biz buradan zaten göstereceğiz. Evet. Arkadaşlar şu elimdeki tüfek Aktaş'ın hibrit modeli. Cantilever slug namlulu bir model. Üzerinde kaliteli bir Red Dot var. Red Dot'un fiyatı ayrı tüm tüfeklerde, aksesuar olarak geçiyor. Daha uygun fiyatlı Red Dot'lar da mevcut. Öncelikle bu tüfeğin fiyatı arkadaşlar, asansörlü dipçiği mevcut. Fiyatı üzerine yazdım unutmayın diye, sizlere söyleyeyim diye. 23 bin lira bu fiyat, tüfeğin satış fiyatı. Bu arpacık yatıyor mu bunda? Evet abi, yatıyor. Biraz sert. Öne mi yatıyor? Ha, evet. Öne yatıyor. Öne yatıyor, evet. Çok da yatırmaya da gerek yok. Çok fazla da kapanmıyor çünkü yattığı zaman. Evet. Çok güzel bir domuz tüfeği olmuş Red Dot'la birlikte. Gerçekten. Takım. Namluda mobil şok yok. Orijinal slug ve namlu et kalınlığı, bu tüfeği daha önce tanıtmıştık sizlere. Çok yüksek. Yaklaşık olarak 5 milim civarında namlu et kalınlığı var. Parlak güzel bir boyası var üzerinde. Tüfek ağırlık olarak da 3 kilo civarı bir tüfek. Fazla ağır değil kalın, evet, namlu olmasına rağmen. Hibrit tüfek ne demek? Shift sistem. Hem döner başlıklı arkadaşlar, hem gazlı sistem. Gazlı sistem, evet. Ramazan, Aktaş'ın tüfeklerini çok methettiler izleyicilerimiz de. Abi işte Aktaş'ları çek ya da Aktaş işte şöyle iyi böyle iyi. Aktaş'a da atış yapmadık gerçi. Test etmedik. Atış yapmadık ama benim yakın arkadaşım kullanıyor Aktaş'ı. Şu şekilde domuz avı yaptı abi. Ormanlık alanda panikten bir anda önüne çıktı. Bu şekilde. Atış etti. Bu şekilde atış etti. Tüfek çalıştı diyorsun. Evet. Atada ve Aktaş'ın slug namlularında firmada iddialı, ben de iddialıyım. Arkadaşlar gazlı sistem olduğu için zaten domuz avcıları genellikle %80-%85 gazlı sistem tüfekle avlanırlar. Evet. Ki panik anlarında teker atışlarda ya da desteksiz koltuk altı atışlarda tüfek ilk dişeye patlattıktan sonra ikinciye devam etsin çalışmaya diye. O yüzden Aktaş da hibritli tüfek yapmış bu şekilde. Hem döner kafa hem gazlı sistem. Slug namlusu vesairesi gerçekten et kalınlığı falan diğer tüfeklerden fazla. Ona rağmen tüfeğin ağırlığı fazla değil. Evet. Tüfeğin fiyatı da ilk tanıtımlarda pahalı gelmişti bana ama şimdi fiyatlar arttıkça bu tüfeğe sen fazla üzerine gelen zamlardan etkilettirmedin herhalde. Evet abi, bay olarak biliyorsun %10 yapıyoruz senin ricanla. Evet. Abonelerimize özel. Arkadaşlar videolara özel, kanal takipçilerine, izleyicilerine özel fiyatlar bunlar. Normal piyasa fiyatlarından da kanala özel fiyat alıyorum daha aşağıda. Bazı marka ve modellerde daha güzel fiyatla yardımcı oluyoruz. İkinci eller olsun, ithal tüfekler olsun, hepsinde, evet, arkadaşlar aynı sistem geçerli. Tüfeğin gerek cantilever yapısı olsun, yani işçiliği olsun. İşçiliği olsun. Cantilever'ı da laf olsun diye yapmamışlar. Gerçekten çok sağlam, güzel bir cantilever namlusu var tüfeğin. Hoş tüfek. İyi tüfek görüntü açısından. Tüfeği teknik olarak şöyle bir söyleyeyim, ben anlatayım. Tüfek 3+1, hem gaz sistem hem kinetik sistem, yani hibrit sistem. 61 namlusu var. 71-76 namlu seçenekleri de var. Slug'da değil ama şeritte de. Üzerinde 22 milim namludan gelen bir Picatinny Rye var. Asansörlü kundak, tetik reset mesafesi çok güzel. Desteksiz atış yapabiliyorsunuz. 3+1. Şimdi 3+1 kapasitesi yüksek istiyor ama avda biliyorsun ki 2+1. Takoz şart. Takoz olmadan al,
yapamazsınız. Evet. Takoz olmadan av yapamazsınız. Fazla zaten kullanılamıyor avda. Üstündeki red dot'tan bahset bir de. Üzerindeki red dot zigzagın Romeo 5 red dot'u. Arkadaşlar bu red dot'ta da gene piyasa fiyatından altta bir fiyat yazdırttırdım. 8000 lira. Piyasada 9000 civarına satılıyor bu red dot. 9000-9500 civarına satılıyor. Biz 8000 liradan vereceğiz. Ama 2000 liraya da red dot'larım var herhalde. Var. Comet'in red dot'ları var. 2000 liralık red dot da takabilirsiniz. O ayrı konu. Yani tamamen bütçe meselesi. Evet, pahalı tüfekli yarı otomatiklerimizden bir tanesi bu Aktaş. Evet, Aktaş. Karışık koyduk tüfeklerimizi. Burada çok güzel Hulu'nun işlemeli tam çakmak görüntüsünde. Tam çakmak tüfeği yok diyorlar Hulu'nun bu arada izleyicilerimiz. Kapak bu. Tam çakmak görüntüsünde kapak. Kapaklı. 103 FE GR5. Arkadaşlar baba bir poze. Biliyorsun bu tüfekten kime sattık biz abi? Kime vermiştik? Çok kişilere verdin ama. Sevdiğimiz, samimi olduğumuz bir abimize verdik. Nuh Bey'e de buradan çok selam olsun. Nuh Bey senden bayağı tüfek aldı ama. Evet, bayağı aldı. Almaya da devam ediyor. Browning 135. yılda almıştı. Evet. Ondan evet. Önce aldı bunu. Evet. Arkadaşlar tüfeğin şu anki fiyatı 5 Mayıs 2024 34.000 TL. Bu indirimli olan. İndirimli fiyatı 71 namlu tüfekli zannedersin. Her şey vardır bu fiyatı. Full. Tüfekte full. Ejektör sesini duydunuz. Selektör, ejektör. Tepsi mevcut. Çok güzel bir görüntüsü var tüfeğin. Bu kartal başlı üzerinde. Açma kapama mandalı. Evet. Aldım. İşçilik muazzam. İşçilik güzel. 10 numara. Bunların tamamı lazer değil abi. El işlemesi. Öyle mi? Tabii bu üzerindeki işlemelerin tamamı el işçiliği. Bak mesela burada bir Ventus var abi. Ventus SGR9 bu. Birazdan geleceğiz buna. Bunun SGR2 modeli var. SGR2 lazer işlemesi. Fiyatı çok uygun. El işlemesi. El işlemesi. Fiyatı pahalı. Fiyatı pahalı tabii ki. Evet, bu da arkadaşlar bayideki yerli pahalı tüfekler arasında 34.000 TL Hulu'nun bu modeli arkadaşlar. Gelelim buradan bir yarı otomatiğimiz var yine. Senin atış yapıp da doyamadığın tüfek. Bu tüfekle arkadaşlar atış testleri yaptık. Çok güzel isabetli atışlar da yaptık. Bu tüfeğin özelliği biliyorsunuz. Hem yüksek şerit bant hem de şerit bantın içinde arkadaşlar güzel bir pirinç arpacık ve V gezi var başlangıcında. Şu şekilde göstereyim size. Nişana çok iyi geliyor. Hem uçar hedeflere hem de duran hedeflere. Sabit tek kurşun atışlarında atışlarımız mevcut ve tetik mesafesi çok iyi tüfeğin. Dilediğiniz ölçüde seri atış yapabilirsiniz. Tüfeği seri atışla tutukluk yaptıramazsınız. Biz yaptırmaya evet. Çalıştık, yaptıramadık. Mümkün mertebe istediğiniz serilikte tetiğe basabilirsiniz. Boş kovana atıp dolu fişeğe, hazneye alma süresi çok kısa. Burutmanı çok iyi, seri. Çok iyi çalışıyor ve asansörlü dipçik. Evet. Neredeyse öyle söyleyeyim ben hatırlamıyorum. Şikayet olmayan bir tüfek. Belirli başlı markalarda şikayet sıfır. Sıfır değil mi? Yani ben şikayet bir sıfır. Tane şikayet hatırlıyor muyum diye düşünüyorum. Hiç bu tüfekten. Yok. Gazlı sistem olmasına rağmen abi şu manevra kolu çok yumuşak. Gazlı evet. Sistem ama kinetik sistemlerden tatlı sert. Bir tık daha sert. Ama normal bir sıradan gazlı sistem tüfeğe göre kurban kolu çok aşırı yumuşak. Arkadaşlar 5 Mayıs 2024 tarihli kanala özel fiyatı da 20.500 lira bu tüfeğin. Bilginiz olsun. Benzer Sporter. 66 namlu zannedersen. 71. 71 mi? 71 namlu. 71 namlu. Mobil Shock tek renk herhalde tüfek değil mi? Tek renk bu boyanın üzerindeki kaplamanın özelliği paslanmaz, çizilmez, oksitlenmez. Evet. Duydunuz arkadaşlar. Yani çalıya, çırpıya, yağmur, çamur hiç fark etmez. Karda da hava gidebilirsiniz, yağmurda, çamurda da hava gidebilirsiniz bu tüfekle. Evet, fiyatta artık yani bu fiyatlar pahalı modelleri gösteriyoruz ama artık bu fiyatlar normalleşti. Neredeyse. Yani neredeyse evet. Normalleşti. Evet, yine aynı tüfeğin farklı bir modeli. Venza Lemina değil mi? Evet. Atanın yine. Gördüğüm kadarıyla boya aynı boya. Fakat dipçik ve kundak desen farkı, var. Ağaç farkı var. Var. Bir tanesi ağaç, bir tanesi lamine. Lamineler de arkadaşlar plastik değil, plastik görünümlü ahşap değil. Lamineler de ahşaptır, %100 ahşaptır. Laminelerin özelliği bizim eski meslek mobilyacılık olduğu için. Mobilyacılık da var evet. Bende. Ağaçtan daha sağlam bir malzemedir lamine arkadaşlar. Ağaçtan yapılır yine. Kalın kaplamaları üst üste çapraz şekilde yerleştirerek lazerde kesimleri yapılır. Ona göre ve lamine, dipçik ve kundaklar ahşaba göre bir tık daha hatta 2-3 tık daha arkadaşlar dayanıklıdır, sağlamdır. Benim ahşap bilgim dolayısıyla bunları söylüyorum. Onun dışında namlu boyu kısa, çullu kavu için elverişli bir model. 66 mı?
Evet, 66 santim abi. 66 santim namlu gazlı sistem yine. Bu Venza'lar 3 artı 1 miydi? 3 artı 1 gazlı sistem. Evet, Venza'lar 3 artı 1. Domuz ve çulluk için güzel bir model. Evet, bu da tek renk herhalde. Lamine. Tek renk, aynen. Evet. Lamine, Venza lamine bu şekilde tek renk abi. Evet, bunun da fiyatı arkadaşlar yine kanala özel 27.000 TL. Bu videomuzda biliyorsunuz bayideki pahalı modelleri tanıtıyorduk. Bir önceki videomuzda hesaplı modelleri tanıttık. Evet. Venzalar konusunda tutukluk yapmadan avlanabileceğiniz tüfeklerden bir tanesi arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Bu nedir? Ha, yine atadan gidelim dedim. Evet, baştan çekmek. Atadan gidelim. Ata C'ye. Evet, C'ye sırak. Bununla atış yapmıştık. Evet. Bu da zevkli. Bu da çok zevkliydi bunun atışı. Gerçekten. Çünkü neden çok zevkliydi? Tüfeğin tutuşu, hafifliği, namlu boya kalitesi, ışıl ışıl, parlak, pürüzsüz ve nişangah muhteşem. Muhteşem. Yani nişana aldığınız noktaya ona göre ince bir arpacık yapmışlar. Çok güzel bir gez yapmışlar, ayarlı gez. Neon, arpacık, portakal rengi, gez, fıstık yeşili arkadaşlar. Ve hatta taktikal bir modelle atış yaptık, vuramadık. Şu şekilde. Sonra bununla şuralarda nasıl vurmuştuk abi çelik hedefe? Evet. Harika. Uzak mesafe 40-45 metreden tek kurşun attık biz bunu. Evet. 4 artı 1 değil mi? 5 artı 1. 5 artı 1 evet. Arkadaşlar. Bu C ile Atan'ın ilk çıkan modelleri. Bunlar da biraz revizyon yapıp hala devam ediyorlar. Hatta 98'i de vardı Atan'ın. Evet. Model 98. Gazlı sistem tamamen. Arkadaşlar tutukluk yapmadan çalıştıracağınız özellikle şu modeli domuz avcıları için birebir ideal. Üzerinde red dot bağlantı şeyleri bulunan. Yani red dot 22 milim piketini ray üzerine yerleştirebiliyorsunuz. Evet, piketin rayı önce üzerine yerleştirip üzerine de red dotu yerleştirebileceğiniz ama bence 50-60 metreye kadar atışlarda ideal bir şekilde çıplak gözle atabilirsiniz. Çıplak gözle gez göz arpacık yapabilirsiniz. Harika bir tüfek. Tüfeğin fiyatı da arkadaşlar 21.000 lira kanal izleyicilerine özel bilginiz olsun. Harika bir muhteşem bir slug namlu tüfek. Evet tüfeğimizi şöyle koyalım. Evet buradan yine babaların babası. Tezgahın benim en hoşuma giden daha doğrusu bayideki en hoşuma giden yerli pozelerden bir tanesi. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim bayideki en hoşuma giden yerli poze bu. Evet. Sen normalde poze kullanmıyorsun herhalde. Poze kullanmıyorum. Ama tabii pozeleri incelediğimiz için hani diğerlerini de elimize alıyoruz, bakıyoruz. Bunun ahşap rengi olsun, ahşap deseni olsun bu pozenin. Herhalde bu seride hep aynı renk, aynı şey geliyor. TGR9 diye evet. Geçiyor bu. Ventus. Arkadaşlar ahşabın rengi çok hoşuma gitti. Açık renk bir ahşap ve çok güzel bir deseni var gerçekten ahşabın. Ahşaba da çok uyumlu bir şekilde 3 tane kuş koymuşlar. Kabartma, 3 tane kuş ve Ramazan el işçiliği zannedersem değil dövme mi? Dövme çelik, bu hafiflikteki tüfek bundan, alüminyum kasa değil, dövme çelik bu kasa. Çelik kasa pozeler ve çifteler ağır oluyor. Ele aldığımız zaman yaklaşık olarak alüminyum kasalardan 300-400 gram daha fazla ağır tahmini oluyor. Tahmini nedir bunun ağırlığı abi? Valla bunun ağırlığı 3 kilo 100 yok. 3.50. Dedim ya 3 kilo 100 yok. 3 kilo 50 gram. Çoğu yere otomatikten hafif arkadaşlar ve çelik kasa. Evet. Dövme çelik değil mi? Dövme çelik. Ejektör, selektör. Hepsi mevcut içinde. Bunu biliyorsun sipariş üstüne getirdik. Ferhat Toroz abimize. Buradan selam olsun kendisine. Selam olsun. Sağlık problemi geçiriyor şu an hastanede kendisi. Evraklarını yapamadı. Nasip olursa iyileşsin bir an önce. Gerisi kolay. Güzel tüfek seçmiş. Hafif istiyorum dedi. Hatay Antakya'dan. Ferhat Toroz. 71 namlu. Evet. Arkadaşlar bunun 61 namlusu zannedersem 3 kilo 6'na tekabül eder. 2950'ye tekabül eder. Bir 10 santim namlunun ağırlığını alırsak yani çok güzel bir tüfek. Gerçekten benim bayideki beğendiğim yerli tüfekler arasında en beğendiğim poze bu arkadaşlar şu andaki. Evet bunun fiyatını da söyleyeyim. Kanala özel arkadaşlar 41.000 TL pozenin fiyatı arkadaşlar. Bu şu anda bayideki en pahalı yerli tüfek bu herhalde değil mi? Evet, doğru. En pahalı yerli tüfek o abi. Evet, doğrudur. Evet. Yani biz de çok karıştırıyoruz. Çok fazla çeşit var. Çok fazla çeşit oluyor bizim de kafamız karışıyor. Evet. Burada yine güzel bir 20 kalibre 7.65 tabanca gibi abi. Evet. Kalem gibi.
Bu 20 kalibreyi de sizlere göstermeden olmazdı. Bu 20 kalibre 12 kalibreden ağır. Çelik kasa belli. Çelik kasa. Çok da fark yok ağırlıkta da. Gene bir 3 kilo 100 gram civarında herhalde. Hemen hemen. Tahminime göre. 20 kalibre düşünenlere şu el tutma yeri çok ince. Çok zarif, ince. Ele ve göze çok iyi geliyor gerçekten. Sattığımız bir modeliyle bunun atış yapmıştık yukarıda seninle. Hiç tepmiyor. Evet. Tepme hiç yok 20'sinde. Hulu'nun arkadaşlar iki kuşlu 103CE modeli. Fiyatını da görüyorsunuz. Yine kanal izleyicilerine özel 5 Mayıs 2024 tarihli evet. Fiyatı 24 bin lira. Evet arkadaşlar bu videomuzda da sizlere bayinin elinde bulunan en pahalı yerli tüfekleri göstermek istedik. Böyle bir seçmece yaptık. Unuttuğumuz herhalde bir şey yok. Bu arada tezgahımızı değiştirdik. Arka fonu. Evet. Burada normalde koliler oluyordu biliyorsun abi. Aşağıya raf sistemi evet, yaptırdık evet, depoya. Evet. Büyük bir depo. Eski takipçilerimiz, izleyicilerimiz bilir. Evet. Biraz daha görseli ve konsepti biraz daha değiştiriyoruz. Daha da değişecek daha inşallah. Daha da değişecek güzel şeyler olacak. Ramazan bu silahları şimdi daha önceden silah alan arkadaşlar biliyor zaten biliyor. Çoğu evet. Prosedürü. İlk defa silah alacak olan arkadaşlar var. Onlar bilmiyorlar. Bu konuda sen arkadaşları yönlendiriyorsun. Tabii ki, tabii ki. Abi bizi arayarak, bize WhatsApp üzerinden ulaşarak veya Instagram üzerinden ulaşarak silah ruhsatıyla alakalı, silah tüfeği ruhsatıyla alakalı tüm belgelerle ilgili teknik desteği sonuna kadar veriyoruz. Hatta hazır dilekçe şablonlarımızı da gönderiyoruz. Başlığını değiştirip aynı dilekçeye yazacaklar, müracaatlarını yapacaklar. Bağlı oldukları kolluk kuvvetlerine, jandarma veya polis karakolu her neresiyse ikisinden birine müracaatlarını yapacaklar. Müracaatları onaylandıktan sonra telefonlarına bir referans kodu gelecek. Referans kodu geldikten sonra Edirne'den Kars'a 81 ile bizim aynı gün kargomuz mevcut. Satın alması çıkan arkadaşlar için söylüyorum. Aynı gün. Şimdi arkadaşlar bu konuyla ilgili zaten açıklamalı özel çekmiş olduğumuz 1-2 video var kanalımda. Geriye dönük o videolara da bakıp daha ayrıntılı şekilde bilgi edinebilirsiniz. Videonun sonundaki iletişim numarasından da Ramazan'dan bilgi isteyebilirsiniz. Peki satın alma süreci nedir? Onu da bir bahset videoda. Abi satın alma süreci bizim göndermiş olduğumuz evrak listesi 5-6 madde. 1-2 saat halledip bağlı oldukları emniyete veriyorlar. Bazı yerlerde 3 gün, 5 gün, bazı yerlerde 1 hafta, 2 hafta veya 3 hafta gibi uzayabiliyor. Evet, benim bir günde satın almamın çıktığını biliyorum arkadaşlar. Bazı tüfekleri alırken bir günde çıktı. Evet. Zaten il değişiyor. İl değişiyor. Yoğunluğa göre değişiyor. Onun dışında yani tüfek almak yani niyeti kuran arkadaşlarımız bir kere önce satın alma işlemini başlatması gerekiyor. Hangi tüfeği alacaksanız alın arkadaşlar. Hiç önemli değil. Önden satın alma belgenizi çıkarabilirsiniz. Tüfek almaya niyeti kurduysanız. 6 ay geçerliliği vardır çünkü bir satın alma belgesinin. Evet. Bu arada da satın alma belgesine müracaat etti diyelim vatandaş. Evet. Geldi tüfeğimi de belirleyin dedi. Seni aradı. Evet. Süreç nasıl işliyor? Abi şöyle beğendiği model hangisi olursa olsun biz gösteriyoruz. Tamam okey verildi. Vatandaş, arkadaş. Şu tüfeği beğendi vatandaş. Beğendi. Tüfeği dedi ben de almak istiyorum. Ödemesini yapıyor. Sipariş formunu oluşturuyoruz. Notumuzu alıyoruz. Ürünün üzerine, kutusunun üzerine ismini, soy ismini, telefon numarasını, adresini yazıyoruz. Depoda zaten raf sistemi yaptık. Mevcut stok ve müşterilerin ödemesini yapıp ayırttırdığı tüfekler. O şekilde ayırıyoruz ama 15 gün sonra, ama 20 gün sonra, ama 1 hafta sonra satın alması çıkan arkadaş isim, soy isim, TC, kimlik bilgileriyle birlikte bizlere ulaşıyor. Hemen faturasını kesiyoruz. Aynı gün Aras Kargo'yla gönderiyoruz abi. Sen Aras Kargo anlaşmalı kardeşim. Sen buradan sistemden görebiliyorsun. Satın tabii ki burada polis sisteminden mi? Biz TC kimlik numarasıyla birlikte görebiliyoruz satın almasının çıkıp çıkmadığını. Yani ön sipariş alabiliyoruz öyle söyleyelim. Evet bu konuda böyle arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Ramazan izleyicilerimizi de bilgilendirelim. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar sizlere avda kullanılan bu serimizde en uygun fiyatlı tüfekler, bayideki en pahalı fiyatlı tüfekler ve bir sonraki videomuzda da en çok satılan tüfekleri gösterelim. En çok satılanı ya da şöyle bir başlık atabiliriz abi. Uçar avında hangi tüfeği kullanmalıyım? En çok soru buradan geliyor. Uçar avında hangi tüfeği? Veya domuz avında hangi tüfeği kullanmalıyım? Tamam. Bu sorulara en cevap veren... Domuz avı tüfeği birkaç modelimizi koyalım. Talep gören. İyiler diyelim. İyiler. Yani, en iyi uçar avı için olan tüfeklerimiz. Yani arkadaşlar burada iyiler derken bizim kendi görüşlerimizi de içine koyarak sizlerin de en çok tercih ettiği tüfekleri de içine koyarak ortaya karışık
doğaçlama bir video çıkaracağız bu şekilde. Bundan sonraki videoda bakalım. İnşallah güzel olacağını tahmin ediyorum. Hem sizlerin çok tercih ettiği, avcıların, atıcıların çok tercih ettiği modelleri, bu tercihler biliyorsunuz hem fiyat önemli tercihlerde hem kalite önemli. Tabii ki. Bunların hepsinin bir araya geldiği, bizim de görüş bildireceğimiz bir video olacak arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayalım. Abone olmayı unutan arkadaşlar varsa da abone olurlarsa bizleri mutlu ederler. Instagram'dan da bizleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Çatalbaş Av Market ve Av Tutkunları kanalı olarak. Tüm dostlarımıza buradan selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Saygılar arkadaşlar.